Hayatım, bir şey konuşacağım diye bizi topladın ama konuşmuyorsun. Bekliyoruz hadi. Ben yani sözle nereden başlayacağımı pek bilemiyorum canım. Ya Betüş, karar versen de ondan sonra çağırsan bizi. Dünya Messenger'a girmiştir bile. Ya abi otursana şuraya. Annem önemli bir şey söyleyecek ki hepimizi buraya topladı. Hayret bir şeysin. Annenizi sık boğaz edip durmayın çocuklar. Belli ki söylemesi zor bir şey söyleyecek kadıncağız. Ben söyleyeyim mi anne? Hayır Çilek, sakın. Bunu benim yapmam daha doğru. Bir dakika. Siz niye öyle bakışıyorsunuz aranızda? Evet, sanki söyleyemediğin şey ikinizin arasında bir şey gibi. Şey, aslında biraz öyle gibi. Biz Çilek'le ikimiz sizler gibi değiliz. Efendim? Hayatım senin gibi bir kadınla evlenmedin. Tabii hayatım, yani adı üzerinde. Sen kadınsın, ben erkeğim, değil mi? Tabii ki birbirimize benzemeyeceğiz. De bir dakika. Sen şimdi ne demek istiyorsun? Anlayamadım. Açıklar mısın? Aslında şöyle düzeltmem lazım tabii. Sadıkçığım, sen sana benzeyen bir insanla evlenmedin. Tabii ki de sen babam gibi değilsin Betüş. Sen daha anlayışlısın, daha hoşgörülüsün. Abi saçmalamasana. Abi bir yorum yapmasana. Annem bizimle ilgili başka bir şey söylemeye çalışıyor. Anne bence direkt söyle. Ne olur söyleyin artık Betüş'üm, kalbim sıkışıyor. Tamam direkt söylüyorum. Biz Avni Bey'in bugüne kadar söylediği her şey doğru, gördüğü her şey de gerçekti. Evet öyleydi. Sadece bizim bunları size söylememiz yasak olduğu için söyleyemedik işte. Bugün 1 Nisan mı? Yok. Anne, Çilek, şaka değil mi? Hayır, gerçek. Bakın. Bak hayatım, ben ve küçücük kızım, Sadıkçığım. Çabuk, paltolarınızı, ayakkabılarınızı yıkayın, gidiyoruz. Baba, nereye? Gelme üstüme gelme. Aa, Sadıkçığım. Sen de gelme Betüş, sen de. Çocuklar hazır mısınız? Hazırız baba, hazırız. Baba, okul kitaplarımızı alalım mı? Ya ne okul kitapları, ben sana yenisini alırım, hadi çıkıyoruz. Baba, biz korkulacak bir şey yapmadık. Bırak kızım. Bırak gitsinler. En azından artık baban da, kardeşlerin de gerçeği öğrendiler. Ben de artık onlara yalan söylemeyeceğimiz için çok daha huzurluyum. Herkes karar vermekte özgür kızım. İsterlerse kalırlar, isterlerse giderler. Özgürler değil mi canım? Çocuklar nereye? Gitmek istiyorlar Firuzeciğim. İstersen sen de gidebilirsin. (Gülüyor)
şekerim. Yok, yok bir şeyim canım. Öyle çok kötü bir rüya gördüm. Hay Allah, hay Allah. Dur. Ben sana yenisini getireyim. Yok Sadıkcığım, sen kalkma, ben kendim alırım. Dur. Oradan gitme. Ayağına can batar, kırıldı. Dur, ben hemen getiriyorum, tamam mı şekerim? Hemen. Vay Allah. Daha iyi misin? İyiyim canım, iyiyim. Rüya görmüş, eli ayağı dolandı. Onun için su götürüyorum. Aa, hayırlara vesile olsun inşallah. Hadi götür. Sadık Bey, bir şeye ihtiyacınız olsa bana seslenin, olur mu? Allah hayretsin. Gündüz neydi be yarabbim. Hayırlara vesile Batar. Gel sen bu taraftan gel. Gel hayatım, gel. Hay Allah. Gel canım. Yavaş. Thank you.
Dudu! Perihan! Ay, ay Perihan, yatak odamızda ne işin var? Kalk da hadi kalk. Şu halime bir baksana. Aa, evet, görüyorum. Duştan mı çıktın? Herhalde elbiselerimle duşa girmedin değil mi? Gök gürültülerini duymuyor musun? Dışarıyı sel götürüyor. Belli ki ıslanmış kadın. E ne yapalım? Gitsin şatosunda kurulansın. Ben mi kurulayacağım? Ay bak gördün mü? Oğlumuzu uyandırdı. Bir dakika beni azarlamayı kes de dinle. Hava pırıl pırıl güneşliyken aniden değişip nasıl yağmur yağabilir? Yağmaması mı gerekir? Aylardan Nisan. Nisan yağmurları çok meşhurdu. Yürüyüşe çıkmıştım. Hava pırıl pırıldı, günlük güneşlikti. Aniden gökyüzünü kapkara bulutlar kapladı. Şakır şakır yağmur yağmaya başladı. Bu nasıl olur söyle. Olamaz. Acaba ne olabilir, ne olamaz? Sen ömüre göz kulak ol. Biz gidip bakalım. Dudu, yalnız önce sihirli haneden bakalım Betüş yalnız mı? Ne oluyor yahu? Bana da söyleyin. Güneşli havada tek bir nedenle yağmur yağabilir. Periliçe ağladığı zaman. Çok korkuyorum. Anlatamayacağım. Neden korkuyorsun? Kıyamam ben sana. Ağlama kızım. Çok, ama çok kötü bir rüya gördüm. Rüyamda Sadık'a ve çocuklara Çilek'le benim birer peri olduğumuzu itiraf ettim. Firuze de vardı. O düştü bayıldı. Sadık'la çocuklar evi terk ettiler. Kapıdan çıkarlarken öyle bir bakıyorlardı ki o kadar uzak, o kadar yabancı. Bu da bir ihtimal. Hiç düşünmediğim bir ihtimal ama bu da bir ihtimal. Vaz mı geçiyorsun? Bilmiyorum. Lütfen beni biraz yalnız bırakır mısınız? Tabii Betüş'cüğüm ama kendine iyi bak. Bir karara varmadan önce enine boyuna iyice bir düşün. Oldu mu kızım? Ben Betüş'e güveniyorum. O ne yapacağını çok iyi bilir. Hadi kızım, gerekirse bizi ara olur mu? Ay çok da kötü görünüyorsun. Abla. Günaydın canım. Banyoda annem var ha, ona göre. Tamam. Günaydın baba. Günaydın kızım, günaydın Firuze. Günaydın. Bu sabah erkencisiniz. Maalesef öyle. Tabii sonra da uyuyamadık. Bırak bakayım onu, daha yüzünü yıkamadın. Sevgili sabahlar anne. Sana da canım. Ne kadar heyecanlı evdekilerden gizli sevgili sabahlar demek. Ama artık rahatça söyleyebileceğiz. Yoksa vaz mı geçtin anne? Bilemiyorum Çilek. Ben bugün Kaan'a söyleyeceğim anne. Biraz bekle hayatım. Neden? Bazı endişelerim var Çilek. Neyle ilgili? Genel olarak insanlara bu durumu söylemenin olumlu olup olmayacağıyla ilgili. Tabii ki olacak. Ablamdan, abimden, babamdan sır saklamayacağız. Rahat rahat sihir yapıp sihirli geceler, sihirli sabahlar diyeceğiz. Hem abine amca bizim eve gelip Betüş Hanım peri dediğinde biliyoruz ne var bunda diyecekler. Ve Suzan teyze Avni amcanın deli olduğunu düşünmeyecek artık. Bu madalyonun güzel yüzü. Öbür yüzünde ne var? Biraz daha düşünmemiz gerek Çilek. Sen babam ne zaman söylersin bilmiyorum ama ben bugün Kaan'a söyleyeceğim anne. Onu tembihleyeceğim. Sen babama söyleyene kadar kimseye bildiğini söylemesin. Biraz daha bekle Çilekçim. Lütfen senden çok rica ediyorum. Ceren al kızım şu peçeteleri. Betüş, Çilek hadi artık kahvaltıya. Hadi. Şimdi git elini yüzünü yıka, seni kahvaltıya bekliyorlar. Hadi.
Babama söyledin mi? Söyledim. Ne dedi? Aman ne güzel. Kızım da karım da birer periymiş. Ben gideyim bunun üstüne bir duş alayım dedi. Söylemedi. Söylemedim tabii Toprak. Sen bunu söylemenin kolay bir şey olduğunu mu zannediyorsun? Of ne zaman söyleyeceksin? Kendimi hazır hissedince. Tabii aynı zamanda onun da kendisini hazır hissetmesi lazım. Ay bilmiyorum, belki de hiçbir zaman söylemeyeceğim. Ama anne. Aması maması yok Toprak. Sana bu eğlenceli geliyor ama esasında çok tehlikeli. Ama anne ne zararı olabilir ki? Sen de ben de periyiz. Ya bak işte sana bu yüzden normal geliyor. Çünkü sen perisin. Ama düşünsene, bir sabah uyansak baban dese ki, kızlar esasında ben uzaylıyım. Niye? Ya da fil olduğunu söylese, ne yaparsın? Bilmiyorum. Ya, şimdi neden tedirgin olduğumu anladın mı? Periliçe teyzem söyleyebilirsiniz dedi. Eğer babam kendini kötü hissederse sihir yapar, unuttururuz. Hayır Toprak, olmaz. Yeni periliçe unutma sihrini yasakladı. Ne olacak peki? Bilmiyorum. Biraz düşüneceğiz. Ama zor bir karar tabii Toprakçığım. Yani şimdi periliçe yani teyzen isteyen peri olduğunu açıklayabilir dedi diye ben kocamla mutluluğumu bozamam. Oo, aman da aman benim güzel karımla güzel kızım yatak mı yapmışlar? Eda Hanım, gördüğüm kadarıyla siz her gün aynı işi yapmaktan sıkılmışsınız. Ha? Zor tabii be, zor. Aklıma ne geldi biliyor musun? Avni Bey arada bir atıp tutuyor ya, keşke peri olsaydım be. Ha? Düşünsene, parmakları bir şıklatıyorsun, sofra hazır. Bir şık daha bulaşıklar yapılmış. Hatta bir şık daha annendesin. Hatta ve hatta bir şık daha her şey senin olmuş. Ha? Hayali bile güzel değil mi? Ama sen benim perimsin zaten. Sen peri anne, kadar babamın söylememiş sandığından daha kolay olacak. Hadi canım, iş var, okul var, bir dünya yapacak şey var. Kahvaltı yapacağız daha. Yürü. Bir kere de bizim memlekete inin be. Ne yapacaksınız çölde? Yağmur dindiğine göre ben artık işe gidiyorum Avni. Güle güle. Yüzüme bakar mısın lütfen? Tamam. Kusura bakma Suzan, gazete okumaya daldım da. Sen manken fotoğraflarına mı bakıyorsun yoksa? Ha teessüf ederim Suzan. Ben onlara bakacak adam mıyım? Tunus'a 3 tane UFO inmiş, onun haberini okuyordum. Periler bitti, UFO'lar mı başladı yani? Onlara da inanmıyorum deme bana. Ben gözümle görmediğim hiçbir şeye inanmıyorum. Aa Leyla'cığım, Efecan'ı emzirdim, buzdolabında da sütü var. Acıkınca verirsin tamam canım? Tamam Suzan'ım. Sen de saçmalamayı kes. Aman aman. Suzan Evren'de yalnız olduğumuzu düşünüyor. Anlamadım. Bak Tunus'a 3 tane UFO'ymuş, bunun resmini çekmiş adamlar. Bütün Tunus görmüş, Suzan yalan diyor. Yalan demiyorum. Hayal diyorum. Yok öyle bir şey diyorum. Halüsinasyon diyorum. Bak Suzan, evrende milyonlarca yıldız, milyonlarca gezegen var. Yani hiçbirinde hayat yok mu? Yalnızca varlık olarak sen, yeryüzünde bir tek sen mi varsın? Aa, Tunus'ta 3 tane UFO görülmüş. Bak bu yanda balığa gidelim. Dünya var, Mars var. Neptün, Uranüs, Pliton, Satürn hepsi var. Ama buradan başka yerde hayat yok. Ya olsaydı milyarlarca yıldır neden bizimle irtibata geçmesinler ki? Sen sanki oraya gidebiliyorsun da. Canım, teknoloji ancak Mars'a Ay'a gönderebiliyor. Onlar da belki ancak geliyorlardır. Ya belki de bizden daha ileri bir medeniyetleri vardır. Bizi uzaktan izliyorlardır. Düşünsenize, belki de onlara hayvan gibi görünüyoruzdur. Vallahi kusura bakmayın ama sen ve Avni öyle gözüküyor olabilirsiniz ama ben asla ve kati surette öyle gözüktüğümü zannetmiyorum. Hem teessüf ederim Leyla, evde bir tane deli var zannediyordum. Buna bilim diyorlar Suzan Hanım. Bakın, bizim güneş sistemimizde aynı zamanda var olan başka bir sistem daha bulundu. Yani bizimki gibi güneşe, aya, bir dünyaya sahip başka bir medeniyet. Yani dünyadan bir sinyal gönderilmiş onlara, 58 yıl sonra da cevap gelecekmiş. 58 yıl mı?
58 yıl sonra ben 70 yaşımda olacağım be. Çıkalım, çıkalım. Sırf senin şu güzel hatırın için 80 olsun ama daha fazla olmaz. 80 yaşımda olacağım ve muhtemelen toprağın altına girmiş olacağım. Orama burama kurtlar girecek. Yani ne fark edecek ki? Bilim beni buna inandırmak için çok geç kalmış olacak. Bak Suzan, onca para verip kremler alıp gençleştiğine inanıyorsun, uzaylılara inanmıyorsun ha. Gönlümden ne geçiyor biliyor musun? Karşına bir uzaylı çıksın ya da bir peri, biraz kendine gel tamam mı? Unutma, evrende yalnız değiliz. Kesinlikle yalnız değiliz. Sevgili tımarhanem, yüksek müsaadenizle bu sabahları yaptığımız rutin diyaloğa bir son vermek istiyorum. Zira işe gitmem gerekiyor. Ne de olsa real hayatta birilerinin çalışması ve bu eve ekmek getirmesi lazım değil mi? Bak, oğlumuz kendine gelecek hazırlayan bir aileye ihtiyaç duyuyor. O ihtiyacı kim karşılayacak? Ben. Babamız gazetelerde UFO haberlerine bakarken annemizin işe gitmesi lazım. Size iyi sabahlar diliyorum. Akşama görüşmek üzere. Bu arada sevgili oğlum, sen bu saçma sapan diyalogları anlayana kadar ben babanı ıslah etmiş olacağım. Aman aman. Ekmek getirecekmiş. Biz burada fırın açtık. Merhaba Ferhat'cığım. Oo, merhabalar, hoş geldiniz. Ay, burası mis gibi çörek kokuyor. Ne bu böyle bakayım? Kim yaptı bunları? Ben yaptım. Aa, ciddi misin sen? Evet, tatmak ister misiniz? Çok isterim. Buyurun. Uy, kocaman bir parça bakayım. Nefis olmuş, ellerine sağlık. Düşündüm ki Paskalya yoğurtusu ya, kafeye gelen pek çok da hazırlık mensubu arkadaş var. Belki almak isterler. Bak ne kadar iyi düşünmüşsün. Bu benim hiç aklıma gelmemişti Ferhat'cığım. Hem senin böyle marifetlerin olduğunu da bilmiyordum. Size bir sır vereyim mi? Benim en çok sevdiğim iş mutfak işidir. Çünkü biz çok kalabalık bir aileydik. Ev devamlı kalabalıktı. Anne, anneanne, baba, babaanne. Yani evde anlayacağınız böyle devamlı bir yemek pişerdi. Bir de misafir geldiği zaman kekler, börekler, pastalar. Kız kardeşim de olmadığı için genelde anneye, anneanneye, babaanneye biz çıraklık ederdik. En çok da ben. Yani hatta bu işi çok sevdiğim bile söyleyebilirim. Dün gibi hatırlıyorum, mutfakta öyle yere oturup fırının camından içeride nar gibi olmayı bekleyen tavukların döne döne kızardığını seyrettiğimi. Çok güzel günlerdi gerçekten. Mutfak işi tutku işi. Kim söylediyse doğru söylemiş. Yemek işi sevgi işi. Sevgisiz, emeksiz yemek olmaz. 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 Böyle bir şey olmaz. Olamaz. Vallahi de billahi de olamaz. Bahse girelim. Yine bir Avni Bey vakkası. Vallahi billahi bu adam beni öldürecek. Bu sabah da UFO'lar yüzünden birbirimize girdik. Neymiş? Dünyada yalnız değilmişiz. Katılıyorum ben buna. Ferhat, bana bak. Bir de sen benim sinirlerimi zıplatma. Ay Betüş, bir de bunu oturmuş bana ciddi ciddi anlatıyorlar, inanabiliyor musun? Yok efendim dünyada yalnız değilmişiz de, yok efendim başka bir güneş sistemi daha varmış da, biz buradan oraya mesaj göndermişiz. Eğer orada hayat varsa 58 yıl sonra bize cevap yazacaklarmışmış. Yani periler bitti, uzaylılar başladı. Gel de oynatma. Suzancığım, konuya biraz daha geniş açıdan bakman lazım hayatım. Bak, yıllardır çekilmiş bir sürü UFO fotoğrafları, sonra UFO görmüş tanıkların haberlerini okuyoruz. Yani bilim her gün gelişiyor. Ben şahsen bu evrende tek başımıza olduğumuzu düşünmüyorum. Vallahi bir düş. Bana bir tane uzaylı ya da bir tane peri gösterinin 40 yıl kölesi olacağım, buraya yazıyorum. Ayrıca da çörekten ben de istiyorum. Ha pırpır bir yerim şişecek. Buyurun. Ben yaptım. Çocukların gelişmesi hakkında çeşitli konferanslardan edindiğimiz bilgilere göre bir çocuğun gelişmesi için en önemli şart anne baba sevgisi olmalıdır. Sevgi olduktan sonra çocukların daha rahatlıkla gelişeceğini tahmin etmemek imkansızdır. Ne oluyor? Nasılım ama? Dudu. Bu ne hal, bu ne kıyafet? Aa, salopet, hiç duymadın mı, hiç görmedin mi ha? Gördüm de, senin son 350 yıldır böyle bir kıyafet giydiğini görmedim. Bundan sonra alış Perihan, Dudu artık böyle giyiniyor. Fırfırlı etekler, salopetler, karpuz kollu bluzlar, babetler. Genç mi görünmek istiyorsun?
Genç hissediyorum, genç. Hissettiğim gibi de görünüyorum. Taze, genç, pırıl pırıl, detokslu. Bu yaşından sonra bebeği olunca bebekleşti tabii. Kendini taze gelin, genç anne sanıyor. Kıskananlar çatlasın, kıskananlar çatlasın. Tamam, tamam. Yani madem sen böyle giyinmekten hoşnutsun, bana bir söz söylemek düşmez. Şu mimikler var ya, şu mimikler beni delirtiyor. Yani demek istiyor ki ben yorum yapmak istemiyorum. E tabii yorum yapamaz. Ne çoluğu var, ne çocuğu var, ne yuvası var, ne ailesi var. Ay beni kıskanıyor. Aa, şakası bile hoş değil Dudu. Böyle konuşma. Yalansa yalan desin. Hah, yüzü burada. Doğru. Bir ailem, kocam, çocuğum yok diye sana gıpta ettiğim doğru. Ama kıskançlık içinde azıcık haset barındırır. Gıpta etmek imrenmektir, özenmektir. Yani kıskançlığın iyi huylusudur. Evet, sana gıpta ediyorum. Ha? Ama gözünü seveyim, şu aynaya bir bak. Yakışıyor mu yaşına başına bu kıyafet? Aa, sinirlerimi bozma Perihan. Hadi bakalım, şatona arkadaşım. Daha fazla sinirlenmek istemiyorum. Görüyorsun değil mi Taceddin'cim? Doğru söyleyeni 9 şatodan kovarlarmış. Kapıyı boşuna açtın Dudu. Ben daha kısa yoldan gidebilirdim. İyi halt ettin Dudu. Bazen çocuk gibi oluyorsun. Hayır efendim. Haddini bilecek. Beni eleştirmeyecek. Sen mutlu olasın diye aman da ne güzel tulumlar giymişsin. Aman da ne çok yakışmış mı desin. Komiksin işte. Bahçeye oynamaya çıkacak çocuk gibisin. Ay fazla konuşma Taci, kafa şişirme. Sen kitabını okumaya devam et. Okuyacağım tabii. Hiç strese girme. Seninle diyalog kurmaya çalışmaktan daha faydalı. Ne okuyorsun? Çocuk gelişimi kitabı. Ay, ay nereden buldun onu? Sende böyle şeyler bulunmaz. Sen ancak sihirden, minirden, şundan, bundan anlarsın. Rica ettim, Perihan buldu getirdi. Ay Perihan kadar. Ayrıca sen okuyunca onun ne olacak acaba? Ha? Aman Dudu, anlamaya çalışsana biraz. Hoppa, neyse ben elimden geldiği kadar anlatayım sana. Hoppa. Şimdi dinle, gelmişim 70 küsur yaşına. Bu çağın babasının nasıl olması lazım öğrenmem gerek. Oğluma nasıl davranmalıyım, onunla nasıl münasebet kurmalıyım. Hepsi yazıyor bu kitapta. Bence sen de oku. Ben bu diyardan göçüp gidince onunla sen baş başa kalacaksın. Ay Taci, böyle laflar etme. Ne demek bu diyardan göçüp gidince canım? Fena oluyorum. Ben de fena oluyorum Dudu ama bu ilahi adalet. Seviyor, seviyor. Seviyor, seviyor. Pirihan teyze neredesin? Salonumuzdayım. Ah, yalnızım, gel gel. Yalnız ve mutsuz. Bana bak kızım. Yavuz'la mı atıştınız? Ne o gökyüzünde sihirlerin batmış gibi kara kara ne düşünüyorsun? Of Pirihan teyze, of. Şimdi ben Yavuz'a peri olduğumu söyleyeyim mi? Yoksa söylemeyeyim. Beni seviyor, çok seviyor biliyorum. Ama peri olduğumu öğrenirse her şey çok değişir. Hangisi sana daha doğru geliyor? Sır saklamamayı. Hele ki kocama, aileme. Ama... Ama? Ama korkuyorum. Sadık. Nereye gittin sen dostum? Hiç, buradayım canım, buradayım. Hadi hadi bana söyleyebilirsin, ben sır saklarım. Ya sır falan değil canım. Ben Betüş sabah çok kötü bir rüya görmüş. Bayağı bir sinirliydi, sonra çok ağladı, onu düşünüyorum işte. Nasıl bir rüya görmüş? Vallahi anlatmadı. Ya son günlerde genelde biraz böyle gergin zaten. Ya bir şey söylemek istiyor, bir şey var söylemek istediği. Tam söylemek istiyor, bir anda vazgeçiyor. Anlayamadım yani.
Sen ciddi misin ya? Ben öyle hissediyorum. Ya çok tuhaf ama ben de Eda için aynı şeyi hissediyorum. Aynı şeyi mi? Evet. Yani Eda'nın da bana bir şey söylemek istediğini ama bir türlü söyleyemediğini hissediyorum. Aynı senin dediğin gibi. Eda da huzursuz, sıkıntılı, gergin. Yani belli etmemeye çalışıyor ama öyle. Neyin var diye sorunca da bir şeyim yok diyor. Diyor. Aa! Allah Sadık, ha. Acaba o ikisinin bilip de bizim henüz bilmediğimiz bir şey olabilir mi? Vallahi olabilir. Olabilir de yani ben şey edemiyorum şimdi. Onlara sorsak mı yoksa beklesek mi? Ha? Kahve hazır. Tamam, gittim ben. Hadi bakalım. Betüş'ün bir turunç mix, bir de soda limon istediler. Hemen hazırlıyorum canım. Ya ben hala şu ufoları düşünüyorum biliyor musun? Demek 58 yıl sonra bize sinyale cevap göndereceklermiş. Ne diyecekler? Break break. Biz Antin Kuntin gezegeninden ucubik yaratıklar olarak arıyoruz. Kusura bakmayın, bunca zamandır size cevap gönderemedik. Zira bilmem kaç milyon ışık yılı hızı sizden uzaktayız da mı diyecekler? Çok enteresan. Demek ki bir tarafınız inkar da etse, diğer tarafınız inanmak istiyor olabilir çünkü hala aynı konudasınız. Ya akıl var, mantık var arkadaşlar. Hangi dili konuştuklarını biliyor muyuz ki gönderdikleri mesajı deşifre edeceğiz? Hah işte, biliyor muyuz ki dediğine göre demek ki orada birilerinin olduğuna inanıyorsun Suzancığım. Ya canım hani mesela diyorum, farz edin ki babında. Lütfen kıvırmayalım, kıvırmayalım. Vallahi Tutankamon'un lanetine ne kadar inanıyorsam uzaylıların varlığına da o kadar inanıyorum. Siparişler çoktandır sizi bekliyor Suzancığım. Betüş sen bunları ne çabuk hazırladın peki? Kim bilir belki de etrafında senin göremediğin mucizeler oluyordur ha? Ha, sen şuna hamaratım diyeceğine ben periyim de olsun bitsin. Yakınımdakilere gerçeği söylemek sandığından çok ama çok daha zor olacak. Peri, acaba üçüncü masanın siparişleri de aynı hızda hazır olur mu? Çünkü okulda sınav var. Bir kulüp sandviç, bir de ayran lütfen. Tamam. Hemen hazırlarım. İhtimalleri düşünüyorum Perihan teyze. Ve bu ihtimaller beni çok huzursuz ediyor. Kötü ihtimaller mi? Evet, kötü ihtimaller. Mesela? Mesela Yavuz'un peri olduğumuzu öğrendikten sonra ürkmesi ihtimali. Biliyor musun Eda'cığım, ben sana biraz katılıyorum. Çünkü onların dünyasında peri, sihir diye bir şey yok. Yok, olmadığı gibi bizi sadece masallarda sihir yapan iyi varlıklar zannediyorlar. Ve ben Yavuz'un bizim peri olduğumuzu öğrendikten sonra kaçıp gitmesinden korkuyorum. Aynı Betüş gibi düşünüyorsun. O da bu ihtimal yüzünden tedirgin. O da korkusundan ailesine bir türlü gerçeği söyleyemiyor. Ama çok istiyor. Evet, sen istemiyor musun? İstiyorum Perihan teyze. İstemez olur muyum hiç? Zaten Betüş Sadık enişteme her şeyi söylerse benim Yavuz'a söylemek gibi şansım yok ki. Niye böyle düşünüyorsun? Çünkü Sadık eniştem nasıl olsa Yavuz'a söyleyecek. Aa, onun kolayı var. Sadık'a rica edersiniz. Sen kendini Yavuz'a bu sırrı söylemeyi hazır hissedene kadar hiçbir şey söylemez. Hadi bu işi hallettik diyelim. Sadık eniştem her şeyi öğrendi. Cem'le Ceren bunu nasıl karşılayacak? Ha? Buyurun, buyurun, buyurun. Biliyor musun bana en kolayı bu geliyor. Çünkü onlar çocuk. Gerçek dışı şeylere inanmaya hazırlar. Okudukları kitapları, oynadıkları oyunları, seyrettikleri o fantastik filmleri bir düşünsene. Bence Betüş'ün peri olduğuna en kolay çocuklar inanır. Bilmiyorum. Ekşi bu. Öyledir. Ya Sadık, ben daha fazla vakit kaybetmeden soralım diyorum. Benim içime bir sıkıntı düştü be. İyi de yani bence onların inisiyatifine bırakalım bu olayı. Ne zaman isterlerse o zaman anlatsınlar. Sadık, ben diyorum ki şimdi biz onlara bize her şeyi rahatlıkla anlatabileceklerini söylesek. Onlar da rahatlasa ve bu konu her neyse zorlanmadan konuşsak, ha? Ya sence ortada ciddi bir sorun olabilir mi Yavuz? Allah söylemesi zor. Ne bileyim ne olabilir ki?
Acaba diyorum, kayınvalidemin başına bir hastalık falan mı geldi ha? Yani ortada bir bebek var, baba yok. Yapma Allah aşkına Yavuz, yani ağzını ayrı aç. Ya tamam, iyi anlaşamam kayınvalidemle ama yani yazık şey, Allah korusun. Yani öyle de olur mu olur. Ya Yavuz, yani şimdi içime bir kuşku düştü, bir huzursuz oldum yani. Ya dostum, ben arayıp soracağım ya. Hatta şimdi arıyorum. Tamam tamam, ara da yalnız fazla üstüne gitme, tamam mı? Yani sakin sakin sor. Tamam. Çalıyor. Yavuz Bey ofisten arıyor. Pirihan teyze Yavuz arıyor. Ya aç. Nasıl aç? Bu saatte aramaz ki o. Açsana kızım. Dur dur, sihirli aynadan bakayım ben. Efendim kocacığım. Eda'cığım, hayatım nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Bak gördün mü, ikisinin de canı sıkı. İyiyim hayatım. Ya aklıma bir şey takıldı da onu sorayım dedim. Söyle canım. Ya Eda'cığım, senin son zamanlarda bana söylemek isteyip de söyleyemediğin bir şey var mı? Aa Yavuz, nereden çıkarıyorsun? Ne? Aa, yok. Eda'cığım, sabah biraz tuhaftın ya. Şimdi açık konuşmak gerekirse, Sadık da Betüş'ün biraz garip olduğunu söyledi. Biz de düşündük de hani ailede belki bir sorun vardır, bize söylemekte çekiniyorsunuzdur diye. Onun için aradım. Aşkım ilk seni aradık. Bak, bizler sizin kocalarınızız. Bizimle her türlü şeyi paylaşabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Yavuz, nereden çıkarıyorsun bunları? Kim bilir Betüş'ün canı neye sıkkın? Belki canı sıkkın bile değil, siz öyle zannediyorsunuz. Hem bir şey olsa biz size söylemez miyiz? Peki hayatım, emin misin? Eminim. Hadi ben şimdi kapatıyorum. Akşama görüşürüz, öptüm. Perihan teyze, Betüş'e gidelim mi? Hadi gidelim. Bir tane daha paskalya çöreği alabilir miyiz? Onlar müessesin ikramıydı ama... Çok güzel olmuştu. Bir tane daha alamaz mıyız? Peki, bir bakayım ben var mı? Sultancığım, Ferhat çıktı mı? Çıktı, çıktı. Ay inşallah çocuğun vizeleri iyi geçmiştir Betüş. İnşallah. Bak bu kadar işinin arasında ders çalıştı, hem de bu çörekleri yaptı, görüyor musun? Yapsın, yapsın. Çok güzel olmuş, baksana. Müşteriler dolup taşıyor ayıl. Dükkan hiç böyle kalabalık olmamış da. Merhaba çocuklar, merhaba. Selam. Aman da aman, kimleri görüyorum. Buyurun buyurun, geçin şöyle, ayakta kalmayın. Siz işinize bakın, bakın daha bakın. Sonra laflarız. Geçin, geçin. Sana inandırıcı geldi mi Sadık? Hayır, hiç inandırıcı gelmedi ya sana. Hayır. Ben şimdi Betüş'ü arıyorum. Dur Sadık dur, bir dakika bekle, ben de geliyorum. Betüş kafe buyurun. Ah Betüş'üm, ben Sadık. Bak, şekerim bana güveniyorsun değil mi? Sadık. Betüş, Yavuz ve ben neler olduğunu bilmek istiyoruz. Lütfen anlatır mısın? Hayatım, söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Şüphelenmişler Betüş. Ne için? Biz peri olduğumuzu açıklamaya karar verdikten sonra biliyorsun biraz gerginiz. Bu stres dalgınlığa sebep oluyor. Onlar da şüphelenmiş haliyle. Kızlar, artık bu durumu ya kocalarınıza açıklamanız gerekiyor... ...ya da her şeyi düzeltip hiçbir şey olmamış gibi hayatınıza devam edeceksiniz. Ben bakın artık bir yerden başlamak gerekiyor. Ve ben bunu yapacağım. Emin misin? Onlara artık sürekli beyaz yalanlar söylemekten sıkıldım. Bu sırrı daha fazla içimde tutmak istemiyorum. Peki ne öneriyorsun? Onlara her şeyi açıklayacağım. Bu akşam bize gelin, herkese anlatacağım. Çocuklar? Onlar da olacak. Hepsine tek tek mi söyleyeceksin? Bunu tek tek konuşarak yapmayacağım. Aslında konuşarak yapmayacağım. Betüş. Perihan teyze... Belki de sihirlerimi ilk ve son kez bu şekilde kullanmam lazım. Ama bence hepimiz için en doğrusu da bu olacak. Bu akşam bize gelin, tamam mı?
olur. Yalnız önce Sadık'la olan telefon konuşmamı bitirmem gerekiyor. Hayatım, madem bu kadar kararlısın, sana iyi şanslar o zaman. Tamam. Endişelenecek bir şey yok hayatım. Şey, kafe çok kalabalık. Seni çok iyi duyamıyorum canım. Akşam evden konuşuruz, olur mu? Tamam o zaman hayatım. Seni öpüyorum. Ben de öpüyorum canım. Aa Sadık, bu arada şey, seni çok seviyorum. Hayatım, ben de seni seviyorum tabii. Şey, akşama konuşalım, tamam mı? Hoşça kal. Ya Sadık, sen demin telefonda konuşurken benim bir içim geçmiş ya. Sana da oldu mu? Oldu oldu. Alıştım ben artık. Yani ileride sen de alışacaksın. Evlilik başlarına böyle şeyler olur. Merak etme. Sihirli günler enişte. Ben sihir alamıyorum. Bana iyi günler filan de. Kusura bakma, ağız alışkanlığı işte. Ne bu surat? Çok garip bir şey oldu. Aa. Ablam yok mu? O gelsin öyle anlatayım. Ömür'ü bıcı bıcı yapmaya götürdü. Dur sesleneyim. Dodo! Tamam tamam, geldik, babası geldik. Ah, dayısı da gelmiş. Bak Ömür, dayın gelmiş. Oy Ömürcük, oy ne güzel olmuş Hüsemel. Oh, mis gibi de kokar dayısının bir tanesi. Hadi sen şöyle geç otur da anlat. Bir acayiplikler oldu diyor bu Dudu. Aa, ne oldu? Askere gidiyorum abla. Aa. Gerçekten. Bak, kağıt geldi. Ver bakayım. Aman ben anlamam böyle fani işi kağıtlardan canım. Nedir bu? Bana göstersene şunu. Ben bir bakayım. Al bak. Doğru, asker çağrısı bu kağıt. Ama nasıl olur yahu? Periler askere gider mi? Peri olduğumu nereden bilecekler? Firuze ile evlenirken ben de nüfusa geçmiştim. Sihirle tabii. Senin yaşın kaçtı Ali? 220. Aa, burada 32 yazıyor. Hem de asker kaçağı durumundasın yani. Hemen gitmen lazım, hemen. Aa, niye gidecekmiş ayol? Bir sihirle yok ediveririz bu kağıdı. Hem nereden aklına geldi böyle kağıtlar mağıtlar çıkarmak? Biz periyiz. Bizim perilikten başka kimliğimiz yok oğlum. Abla, ben askere gideceğim. Gidecek tabii. Hoppala, ay kafayı yemiş bu. Ay niye gidecekmişin? Oralarda bir periye ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Karına ne diyeceksin? İki şey söyleyeceğim. Ben bir periyim ve askere gidiyorum. Çocukların dolmasını bilhassa istiyorum. Sebebini anlatacağım. Yani... İşte kahveler. Ay. Eline sağlık. Afiyet olsun. Otursun sen. Oturayım. Ellerine sağlık. Harika olmuş. Afiyet olsun Perihan teyzeciğim. Hadi içtikten sonra kapatın da size fal bakacağım. İçimden geldi. Tamam. Aman ne kadar bereketli bir gün. İçinden gelen geleni. Anlamadım. Yok bir şey canım. Ben kendi kendime konuşuyordum aslen. Bana bak, bu kahveler bittikten sonra sakın bana fal bakma. Ben geleceğimi öğrenmek istemiyorum. Aa, hani fala inanmıyorum filan desen anlayacağım ama... ...böylesini de ilk defa duyuyorum, şaşırdım. Kız kötü bir şey söylemeyeceğim ki. Böyle ne bileyim paradan, puldan, sağlıktan, huzurdan bahsedeceğim. Ay ilahi Suzan, böyle bir günde beni bile güldürdün ya. Bugünün nesi var ki? Bugün hepimiz için çok önemli bir gün. Ama ne? Aa, bak, vallahi söylemezsen darılırım Betüş. Meraktan çatlarım. Hiç merak etme Suzancığım, yakında her şeyi öğreneceksin. Aa, bak sen böyle gizemli konuştukça benim merakım daha da kabarıyor. Kız söyle. Suzancığım, bu akşam bize gelir misin? Geliriz de. O zaman sana sadece şu kadarını söyleyebilirim. Bundan sonra Avni Bey'le hayatınız çok ama çok daha mutlu olacak. Ya. Ne oluyor kız? Hı? Çok manidar. Bir şey var mı? Ne karıştırıyorsunuz siz kız? Hı? Sürpriz bana bir şey.
okuyabilen var mı? Gayet güzel okunuyor işte. Okuyamıyor musun? Hepsini değil. Göz doktoruna gözlük o zaman. Biz okuyabiliyoruz. Evet Kaan, iyi göremiyorsan sahiden de göz doktoruna görün. Kitaplarımızın ilk sayfasında İstiklal Marşı yazıyor. Defterini oradan geçirirsin. Doğru ya, iyi akıl ettin. Hadi bizi konuşturma. Öğretmen görecek şimdi. Senin yüzünden biz azar işiteceğiz. Tamam, kızma, susuyorum. Ya amma da gergin sen. Öyleyim bugün, sen de üstüme gelme. Ya sana yardım etmeye çalışıyorum. Yardıma ihtiyacım yok. Sadece karar vermeye çalışıyorum. Kaan'a nasıl söyleyeceğim? Bence direkt söyle. İnanmazsa da sihir yap, ispatla. Ama annen kızmasın sonra. Bilmediğin desaretini toplayıp bunu söylemesi lazım. Tamam, bu da nüfusu söyleyeceğim. Çıkabilirsiniz çocuklar. Derse döndüğümüzde İstiklal Marşı'nın tamamını hep birlikte yüksek sesle okuyacağız. Tıfır Ata, ben de çıkayım mı? Yalnız konuşmak ister misin? Yok, sen de kal. Eğer inanmazsa sen de bana destek çıkarsın. Tamam. Kantine geliyor musunuz? Sınıfta kalacağız Kaan. Sen, ben, Buket konuşmamız lazım. Öyle mi? Tamam. Yalnız ilk önce sınıfın boşalmasını bekleyelim. Ya benim aklım 8. soruda kaldı. Gece gündüz eşitliği hangisiydi? 21 Mart 23 Eylül. Hayır, 23 Mart 21 Eylül. Hayır, sen öyle mi yaptın? Evet. O zaman o soru gideceğim çünkü 21 Mart 23 Eylül'dü. Ben ne yaptım? 21 Haziran, 21 Aralık. Sen hepten karıştırmışsın. 21 Haziran en uzun gün, 21 Aralık da en uzun gece. Heh, en azından bunu ezberlemişsin canım. Millet, nasıl geçti sınav? Ya, aslında hiçbirimiz emin değiliz. Neydi o takıldığınız soru? Heh, boylamlarla enlemlerden çıktı mı? Çıktı, hem de iki tane. Ya, saat farkı hesabından bile çıktı. Ay, sizi görünce gelecek seneki derslerden korkmaya başladım. Korkma, korkma. Seneye biz seni çalıştırırız. Sen mi abi? Tabii ki ben. Coğrafya benim en iyi dersim. Yani arada bazı şeyleri karıştırıyor mu? Ya tamam, bırakın bu ders konusunu. Hadi susayana cikan falan var mı? Ben. Hadi gel biz kantine edelim. Tuğçe Hanım, sizin de yeni sevgilinizi bir görelim bakalım. Bizden gizli. Ki hava çok güzel. Öyle giriyor ama birdenbire yağmur bastırdı. Acaba bahçeye çıkmasak mı, sınıfta mı otursak? Kalırlarsa onların yanında konuşacağım. Yapma. Önce Kaan, sonra sınıf, sonra öğretmen. Aman boşver, zaten sınıf çok havasız. Hadi çıkalım. Sürekli siz sınıfta oturacaksanız camları biraz açın. Tamam tamam, hadi bay bay. Hadi boşalt. Hadi bakalım söyle. Geç şuraya otur. Rahatla biraz. Yine bana kızacak mısın? Hayır, sadece bir konuda konuşacağız. Rahatsın değil mi? Rahatım. Hadi çilek, zaman geçiyor. Yine öteki teneffüse kalacak. Derste kararsız kalacaksın, vazgeçeceksin yine. Tamam, söylüyorum. Ne bu söylemesi bu kadar zor şey? Periyim. Ben de Brad Pitt'im. Kaan, sen masallara inanır mısın? Daha küçükken inanırdım. Peki şimdi? Adı üstünde masal. Yani hayal ürünü hikayeleri olarak bakıyorum. Yani gerçek değil, inanmıyorum. Hangilerine inanmıyorsun? Mesela parmak kız. Yani o boyda bir kız olabilir mi? Ya da ne bileyim, kurşun asker. Ona da inanmıyorum. Cinderella. Çok güzel bir masal ama gerçek olması imkansız. Neden? Yani peri geliyor da kül kedisine sihir yapıyor, sonra Cinderella oluyor filan. Ya olur mu öyle şey? Ben seni şu an prense dönüştürebilirim ama. Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Kaan, biraz şuraya geçer misin? Bana ne yaptın? Bu da ne böyle? Seni bir prens yaptım. Bak da gör. Bu da neyin
annesi? Çilek peri kağıt. İnanabiliyor musun? Kız arkadaşım bir peri. Tahmin ettiğimden daha kestirme anlattın. Beğendin mi? Dur. Sakın yaklaşma. Söyleyeceğim. Herkese söyleyeceğim. Eyvah! Ya çilek peri. Ya beni duymuyor musunuz? Çilek peri. Arkadaşlar lütfen sakin olun. Tabii ki de sakiniz. Hay, hiç bileceğim yoktu. Periymiş peri. Evet peri. Baksanıza okul formal prens kıyafetine çevirdi. Ne oluyor ya? Niye gülüşüyorsunuz burada? Siz de mi perisiniz? Kaan, ne diyorsun? Kız kardeşiniz peri. O zaman siz de perisiniz. Kaan, sen niye bu kadar korkmuş görünüyorsun? İşler fena halde karışıyor Çilek. En iyisi zamanı geriye alayım. Olan biteni unutalım. Öğretmenim, öğretmenim. Gene sihir yapacak. Ne oluyor Kaan? Ne diyorsun sen? Öğretmenim, herhalde yine oyun oynuyorlar. Oyun değil, gerçek. Şaka da değil. Elin çabuk tut Çilek. Çıkabilirsiniz çocuklar. Derse döndüğümüzde İstiklal Marşı'nın tamamını hep birlikte yüksek sesle okuyacağız. Artık şeytana sattım, seni sevmekle bir hata yaptım. Elveda tatlım, bu gece kalbimi evde bıraktım. Ruhumu artık şeytana sattım. Seni sevmekle büyük hata yaptım. Elveda tatlım. Geldim, geldim. Aa, hoş geldin Ali'cim. Ama çocuklar daha gelmedi. Bu yüzden hemen çıkamam. Yok, ben zaten seni almaya değil, seninle konuşmaya geldim. Hayırdır inşallah. Bak heyecanlandım şimdi. Geç otur şöyle. Gel. Gel otur. Şimdi seninle iki şeyi konuşmamız gerek. Bu ikisi seni çok şaşırtabilir. Belki biraz tuhaf da gelebilir. Ama sen olabildiğince sakin dinlemeye çalış beni. Tamam. Tamam. Sakin dinlemeye çalışacağım ama sen de hadi anlat artık. Merhabalar. Ben geldim. Dayım da gelmiş. Hoş geldin dayıcığım. Merhaba Betüş. Merhaba Betüş Hanım. Ali bana bir şeyler anlatacaktı ama bir türlü söze başlayamadı. Ben çaylarınızı getireyim. Belki o da anlatmaya başlar. Dayı. Gel. Sen hala ailene söylemedin galiba peri olduğumuzu ama ben Firuze'ye söylemek istiyorum. Dayıcığım. Lütfen şimdi söyleme. Bak bu akşam yemekte ben her şeyi çözeceğim. Sakın söyleme. Çayları doldururken de heyecan bastı. Ne sağlık. Ellerine sağlık. Afiyet olsun Arıcığım. Hadi. Kalbim sıkışıyor vallahi. Yok. Sonra konuşuruz. Aslında o kadar da önemli değil. Aa, hadi bu akşam burada yemeğe kalın. Hep beraber yemek yiyelim. Çok değişik bir gece olacak. Perihan! Perihan! Ne oluyor ya? Görüyorsun değil mi Taci? İstemediğimiz zaman her dakika tepemizde. Hatta yatak odamızda. Ama ihtiyacımız olduğu zaman ortalarda yok. Perihan! Kadını her geldiğinde kovmasan, ihtiyacın olduğunda çağıracak yüzün olur. Perihan! Efendim Dudu? Derhal buraya gel. Hay hay. Aynadan mı geleyim, kapıdan mı geleyim? Hay uzatma. Her zamanki gibi sihirle. Salondayız. Hadi. Bu evde neler oluyor? Ay inanamıyorum. Bunu öğrenmek için mi beni çağırdın? Bak Perihan. Suzan dahi çocukların dadısı bile orada. Herkes orada. Bir tek Taci ile ben yokuz.
Niçin biz eşek başı mıyız? Biz niye çağrılmadık? Ayrıca ne toplantısı bu? Niye bunu kızına sormuyorsun? Beni aramayanı ben ne ararım ne de sorarım. Ayrıca Pirliç olduğundan beri Bütüş'e bir haller oldu. Şımardı böyle. Bir havalara girdi. Bir şeyler oldu ona. Aa, yeter artık be Dudu. Saçmalama. Kıskançlığında bir sınırı var. Beni geçtin bari kızına yapma. Sen biliyorsundur. Bak Zekeriya sofrası gibi bin bir çeşit yemek var. Hayatım, ben de oraya gittiğimde bu yemek faslı bitmiş olacak şekerim. Aslında bu davet bir bahane. Neyin bahanesi? Betüş bu akşam orada bulunan herkese peri olduğumuz. Ne? Delirdi mi o? Böyle bir şey nasıl yapabilir? Herkes çıldırır, kafayı yer, dudakları uçuklar, hastanelik olurlar. Ay korkup kaçarlar canım. Ay, ay korkup kaçarlar. Aman ne iyi olur. Kocalar da korkup kaçarsa kızlarım yine bana kalır. Hayatım, kızın bunu konuşarak yapmayacak kadar akıllı, onların psikolojilerini bozmayacak kadar da hassas bir kız. Tamam, nasıl yapacak? Benim acele oraya gitmem gerekiyor Duducuğum. Hoşça kal. Taci, biz de gidiyoruz. Bizim neyimiz eksik? Ağlama oğlum, ağlama. Biz de gidiyoruz. Ben bir karıma bakıp geleyim bari. Gerçekten ama doğrusu. Bak ne gidin yana bak. Ay. Çocuklar nasılsınız? Ben bakarım. Ay, ay fındık kurdu açmış kapıyı. Perihan teyzeymiş. Çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Hoş geldin Perihan teyze. Hoş bulduk hayatım. Hoş geldin Perihan teyze. Hoş geldin Perihan teyze. Oo, herkesler burada. Afiyet olsun. Ya, merhabalar. Ya. Geç söyle. Yani biraz böyle sıkış tepiş olduk ama olsun, hoş değil mi? Evet. Yıllardır böyle toplanamıyorduk, bir araya gelemiyorduk. Cümbür cemaat, ne güzel. Ya çok güzel vallahi bak. Leyla ile Ferhat bile burada. Bir uzaylılar eksik değil mi kocacığım? Seninle bu masada tartışmayacağım. Sen bırak onu. Çok içme, ondan sonra da sapıtıp perilerden konuşma gene. Bana çocuk gibi muamele etmiyorsunuz lan. Ya bırakın adamcağızı rahat ya. İster perilerden ister uzaylılardan bahsetsin. Bizim için sorun yok değil mi? Evet, sorun yok. Bak adamcağız olduk. Cağız olduk sonunda. Hep senin yüzünden. Çünkü kimse bana inanmıyor da ondan. Artık içime atıyorum. Her şeyi içime atıyorum. Bakın şiştim. Bunlar bir yemekten değil. Şiştim. İçime attığım şeylerden şiştim. Bundan sonra ne UFO'lardan bahsedeceğim ne de perilerden. Stop. Betüş, ben odama çıkayım mı? Olmaz hayatım. Bak misafirlerimiz ne zamandır seni görmediler değil mi? Biraz daha kalman lazım canım. Betüş'cüğüm, dersi varsa bırak çıksın çocuk. Ama bugün cuma baba. Dünya ile telefonda konuşacak yine. Öyle mi? O zaman otur. Betüş, hepimiz buradayız. Kim gelmiş olabilir? Kim eksik? Anladım. Ben bir bakayım. Hoş geldiniz anneciğim. Kambersiz düğün, dudusuz sihir olmaz. Ay, anne duyacaklar. Sen de Periç olduğundan beri sana bir haller oldu canım. Senin bir kere birinci vazifen fanilere ve perilere adalet, huzur ve mutluluk vermektir. Anneciğim, eğer dürüstlük olursa zaten adalet, mutluluk ve huzur arkadan gelir. Oo, askeri uğurlama yemeği mi? Hayırdır Dudu teyze, ne askeri ne uğurlaması? Ay, pot mu kırdım? Kırdınız biraz ama buyurun geçin anneciğim, oturun. Ah abla, iyi halt ettin. Ah Dudu, ah! Ağzında bakla ıslanmıyor. Aa, o ses kimden çıktı ya? Tabii ya. Artık herkes duyuyor bunu. Nasıl yani? Kimi? Kayınpederinizi. Ne? Kaynananızın kocası oluyor efendim. Avni, sen gene şarabı fazla kaçırdın, beyni sulandı. Say, kim konuştu demin? Betüş, bir şey yap çabuk. Evet, sanırım artık zamanı geldi.
bütün ailem, arkadaşlarım, dostlarım, çocuklarımın arkadaşları, bizi tanıyan herkes, etrafımızdaki herkes artık peri olduğumuzu öğrenmeli. Bunu sihirle yapmak zorundayım. Çünkü kimseyi korkutmak ya da şaşırtmak istemiyorum. Herkes sihirlendiğinde başlangıcından beri bizim peri olduğumuzu bilmeli. Ve bu sonsuza kadar böyle devam etmeli. Ay ben çok gerginim. Anne hadi ben hazırım. Ben de. Aa şapşal damatlarla evlendikleri yetmiyormuş gibi bir de peri olduğumuzu. Sen artık susar mısın be kadın? Kızların daha mutlu olmaya çalışıyorlar. Bozmasana. Amin yeter yeter. Zıkkımın kökünü iç. Doymadın mı hala? Aman engel olma lütfen. 40 yılın başı bir toplanmışız. Bırak içsin adamcağız. Ay rica edeceğim Taci amca, siz karışmayın lütfen. Yani ağzında içse neyse, içince sapıtıyor. Siz eskiden bana inanmıyordunuz. Betüş peri diyordun, benimle dalga geçiyordunuz diyor. Yani pes, bir insan sarhoşken bu kadar uydurabilir. Aa Betüş'cüğüm, rica etsem şu kadehi elimden sihirle alıverir misin lütfen? Yoksa bu kapıyı derken bardağı kıracak. Tabii hayatım. Hayatım niye bu kadar çok içiyorsun? Biliyorsun sen narin bir perisin. Yani içki içerken dikkat etmen lazım gelmez mi? Evet. Değiştireceğim. Bütün...